Sevgili dostlar, Sony 35 mm F1.4 GM mükemmel mi? Ben Erdin Çamaç, fotoğraf çekmeye kolay hoş geldiniz. Evet, bugün sevgili dostlar, aşağı yukarı 1-1,5 ay kadar önce satın aldığım ve epeydir de bir denediğim bir lensle karşınızdayım. O da Sony'nin G Master serisinin F1.4'ü. Öncelikle dış yapısından başlayalım. Bu parasol eyble kilitleniyor. Ve bu kilidi de ancak şu şeyle açıyorsunuz. Şuradaki düğmeyle açıyorsunuz. Daha önceki prime lenslere göre çok daha kompakt ve çok daha hafif. Bildiğiniz bütün GM özelliklerine sahip. İşte diyafram, rakamlı diyafram çarkına. Ondan sonra o diyafram çarkını sevgili dostlar, ister klikli yapıyorsunuz, ister kliksiz yapıyorsunuz. Ve en sonunda da burada bütün G Master'larda olduğu gibi ya da G'lerde olduğu gibi atanabilir bir fonksiyon tuşuna sahip. İşin teknik detaylarını, cam miktarını, kalitesini falan filan geçeceğim. Onları biliyorsunuz, artık çok bahsetmeyi sevmiyorum. Gidip Sony'nin sayfasından da inceleyebilirsiniz. Nasıl bir nano kaplamaya sahipmiş, nasıl... İşte kaç tane X ED'si varmış tabi, boş verin onları. Şimdi benim yaptığım testlerde ve bu lensi kullanımda fark ettiğim şeylerden bir tanesi A7R5 ile kullanıyorum. Dolayısıyla da 61 megapiksellik bir sensörle beraber kullanıyorum. Birçok lensin bu çözünürlüğü kaldıramadığı noktada bu GM serisi, en azından bendeki bu 35 mm F1.4 bunu çok rahatlıkla kaldırdığını gördüm ve köşeden köşeye F1.4'ten itibaren son derece keskin. Ama keskinlik biliyorsunuz çok izafi bir kavram. Hatta bazen aşırı keskin olduğu için de ben clarity'yi post işlemlerde kısmak zorunda kalıyorum. Bu lensle benim hoşuma giden şeylerden bir tanesi, kromatik bozulmaları incelediğimde sıfır kromatik bozulma var. Yani bu lens o konuda mükemmel bir yapıya sahip. Onun haricinde bu lensin gayet süratli bir XT lineer fokus motoru var, otofokus motoru var ve acayip süratli bir otofokusu var. Manuel fokus çarkı da birazcık şey buldum ben, biraz az bir şey gevşek buldum benim zevkime, ama gayet güzel, gayet sağlam çalışıyor. Kuvvetli ışığa karşı ya da güneşe karşı yaptığınız çekimlerde, özellikle F11, F13'lere getirdiğiniz zaman son derece güzel ve bol miktarda huzme alıyorsunuz. Yani çok yakışıyor. Ha, gölgelenme var mı? Yani ghosting dediğimiz olay biraz var, ama o da çok normal ölçülerde sayılabilecek bir ghosting'e sahip. Kontrastı müthiş. Sevgili dostlar, önemli olan bir lensle kontrast başarısıdır. Yani kuvvetli bir ışığa karşı öndeki nesneyi dinamik aralığını ne kadar ayırabiliyor ve ne kadar geniş bir dinamik aralığı size sağlayabiliyor. Bu konuda da şu ana kadar gördüğüm en başarılı kontrast bu lensle sevgili dostlar. Bu lens her konuda mükemmel mi? Onu daha sonra geleceğim, ama bir şeyden daha bahsedeceğim. Tabii F1.4'ün büyük avantajı var. F1.4 bildiğiniz gibi F4'e oranla 8 kat daha fazla ışık algısına sahip oluyor. Dolayısıyla düşük ışık ortamlarında çok daha temiz fotoğraflar almanızı sağlayabiliyor ki bu konuda da son derece başarılı. F1.4'ün özelliği sadece düşük ışık mı? Hayır. Müthiş büyülü bokeh'e sebebiyet veriyor. Ve hakikaten de olağanüstü güzel kareler yakalıyorsunuz. Bu lensi ben kızımın nişanında kullandım. Dışarıda kullandım, manzarada kullandım, sokakta kullandım, mimaride kullandım. Ve sevgili dostlar, söyleyebileceğim tek bir şey, bugüne kadar kullandığım en mükemmel fotoğraf lensi. Şimdi neden fotoğraf lensi dedim? Dedim ya, her şey mükemmel mi? Bu lensin ne yazık ki çok ciddi bir fokus, yani odak soluklanması var. Ve bu yeni yani A7R5'te, işte ZV-E1'de, ondan sonra C7-2 serisinde her ne kadar bu lens soluklaması telafisi varsa bile, ben bu lensi video için doğrusunu isterseniz düşünmem. Eğer öyle bir şey düşünüyorsanız, o zaman siz Sony'nin 1.8'lik prime'ına bakmanız çok daha doğru olacaktır, ama onun haricinde fotoğraf için tek lens diyorsanız kesinlikle bu. Şimdi sevgili dostlar, gelin sizin için bolca çektiğim görsellere ve seçtiğim görsellere bir göz atalım. Ondan sonra da kapanış yaparız.
Nasıl? Beğendiniz mi? Sevgili dostlar, bu lensle ilgili söylenebilecek herhalde çok fazla başka bir şey kalmadı. Bu lens tabii ucuz bir lens değil. Onu söyleyeyim size. Ama çok lens taşımak yerine doğru lensi çantanızda bulundurmak çok daha önemli. Dolayısıyla eğer Sony kullanıyorsanız ve hala bu lensi almadıysanız, ben bu lensi sizlere şiddet ile tavsiye ediyorum. Bilirsiniz beni. İki ekol vardır. 50 milimetreciler ve 35 milimetreciler. Ben daima 35 milimetreci olmayı tercih ettim. Çünkü benim için 50 milimetre birazcık dar kalıyor. 23 milimetre portreye de gayet iyi geliyor. Özellikle f1.4 bir lensiniz varsa. Sıkıştırma oranı gayet yerli yerinde ve hepsine son derece uygun bir lens. Ama sevgili dostlar, umarım bu içerik sizlere değer katmıştır ve beğenme butonunu hak etmiştir. Hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bu aileyi hep beraber büyütmeye devam edelim. Yorumlarınızdan lütfen eksik bırakmayın beni. Beğenme butonunu lütfen ıskalamayın. Biliyorsunuz bu. Hep unutuyoruz biz onu ama o beğenme butonu YouTube algoritmasında bu videoların daha çok öne çıkmasını ve daha çok sevilmesine sebebiyet veriyor. Şimdiden teşekkür ederim bütün bunlar için. Sevgili dostlar, son söyleyeceklerim. Sağlık içinde kalın, huzur içinde kalın, keyif içinde kalın. Hoşça kalın. Ben Erdin Somaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.